Allah belanı versin hocam, patlattın. Niye sinsi geliyorum ya? Oldu inşallah. Oldu inşallah ne demek? Oldu da bitti maşallah be ya. Harika oldu. Eline sağlık. Rica ederim senin de. Bak bir şey diyeceğim, ben bunu son toparlamaları yapıyorum. Sen de bana bir kahve yap bakalım, gider ayak böyle içelim biraz. Ha? Ne dersin, var mı evde kahve bakalım? Tamam, şimdi kahve pişiriyorum. Hadi bakalım. Ben de son toparlıyorum, geliyorum. Çok masrafı oldu bunun, yalnız haberin olsun. Salonda görüşürüz. Hadi bakalım. Evet, ben onu şöyle takalım. Şimdi ben bu yaşlı moru bir güzel söğüşlerim. Biri üçe, üçe beşe takarım, o iş olur be. Zaten gidici ne yapacak bu parayı be? Para bize lazım. Ay ulan lazım. Yardım edeyim mi? Getirebilecek mi? Buyursun. Teşekkür ederim Beyhude Bey. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Efendim sözün özü, yani size 10 numara 5 yıldız bir iş çıkardım. Harika. Yani ölene kadar bu sizi dikten eşire kadar götürür be. Ellerin dert görmesin ustam. Çok şanslısın. Mesleğini severek yapıyorsun. Ellerin de çok becerikli. Mecburam ya. Ne yapacağım başka işte? Ben boşuna yaşamışım. Ne olur ya, hayırdır inşallah. Bakalım, sen yoksa miras yedi falan mısın? Aynen öyle. Ömrümü define peşinde harcadım. Bir gençlik hevesi diye başladım. Ömrüm gitti. Çıktı mı bir şeyler peki? O kazılarda mazılarda altınlar mı altınlar bir şeyler buldun mu ama? Hiçbir şey bulamadım maalesef. Babadan ne kaldıysa heva oldu. Vay be, vay be abicim. Geçmiş olsun, ne yapacağım be ya? Keşke seninle daha önce tanışsaydık biz, değil mi? Ben sana tesisatçılığı öğretirdim. Sen de bana miras yedi olarak o paraları bağışlardın. Böylece benim de hep hayalim miras yedi olmaktı ama olmadı işte, ne olsun yani. Neyse, uzun lafın kısası. Efendim yedik içtik sağ olun. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler ya. Ama seninki 10 yıl sürer. Sen 10 yıl içinde ölürsün bu kahırla be ya. Ben sana söyleyeyim. Efendim, ücreti mukabilim 500 kağıt. Ben onu tahsil edeyim. Var mı makam o kadar para miras yedi, he? Bakayım ne kaldıysa getireceğim sana. Bir dakika bekle. Ne kaldıysa getireceğim ne demek? Stopaj artı KDV 500 net alırım ona göre ha. İç. Ne kaldıysa ne demek? İş yapıyoruz burada be. Babamızın ayrına mı yapıyoruz? Paraları İzmir'den önce düşünecektin sen onu. Al bunu. Lan! Para yerine gider ayak, bu tapu mu yoksa? Evin tapusunu üstüme mi yapıyorsun? Allah'ım! Allah'ım! Evin tapusunu üstüme mi yapıyorsun sen? Al! Tapu değil lan. Ne lan bu? Ne bu tapu değil bu? Define haritası bu. Çok güvendiğim birinden aldım. Peşine gidecek takatım kalmadı. Para yerine bunu veriyorum sana. Sen koşturamayacaksın, bana kakalamaya çalış. Olur mu be? Hayatta almam ben bunu, kusura bakma. Eşek aynı çamura iki kere saplanmaz arkadaşım. Ben bunun aynısını gençliğimde yaptım bu hatayı. Benim elime de böyle bir harita geçti. Ben ondan nasıl kurtulacağımı bilemedim. En yakın arkadaşıma kakaladım onu be. Ben almam bunu, ben almam. Al bunu benden, al. Paşa gönlüm bilir. Olsa dükkan senin. Bende para yok. Hakkını helal etse o zaman. Harbiden be. Meşnun oğlum için hiç gerçekten bir kuruş bile para yok. Ay, ben o kadar sana telefonla da geri döndüm. O telefon parası da bana... Ben bunu o zaman mecburen alacağım. Ne yapacağım ya? Ben bunu almam lazım. Ben tecrübeliyim, en azından ben bunu birine kakalarım yani. Ben elimde materyal bulunsun işliyse. Emin misin? Hiç paran yok mu? Bak kandırmıyor beni değil mi? Ne işin ya? Tamam, ben bunu alıyorum şimdi. 500'ü toplarsan yalnız bana haber ver. Bunu sana aynen geri iade ederim. 500'ü alırım. Bana borçlusun. 500 kağıt bana borçlusun. Beyhude Bey. Çalış çabala, yine ortada bir numara yok be ya. Elimiz yaş. Baş geldik, oturduk buraya. Ay, ay. Usta, şu gittiğin işten aldığın parayı versene. Dükkanın elektrik faturasını ödememiz lazım. İsmail. Oğlum ne parası be? Sen bu mahallede para veren gördün mü hiç bugüne kadar? Gittim arabanın işini hallettim. Bütün işini çözdüm. Halloldu. Paraya konu gelince ay hiç param yok. Ben sana bir tane define haritası vereyim dedi. Bak düşün. Define haritası. Ulan bundan zaten define çıksa bana mı verir? Kendi alır be. Bana para ver, sıcak para. Usta sen ne yapıyorsun? Define haritası atılır mı iş ya? Bak. Bak, benden duymuş olma ama Cevdet Bey zamanında bu mahallede define bulmuş. Hadi be. Yeminle diyorum usta ya, o kadar eve nasıl aldı sanıyorsun? Çalışmakla olacak iş mi?
Aman be ya İsmail, boş ver. Benim hiç inancım yok bu define menfine olaylarına. Vallahi be ya, gençken bir tane define haritası aldım. Bahri meselesini hatırlamıyor mu oğlum? O elimden çıkarana kadar ben onu neler çektim neler. Vallahi benim hiç inancım yok bu define meselesine. Cevdet Bey'in defineden o parayı buldun, nereden duydun sen makam? Herkes konuşuyor usta. Bak burası İstanbul. Binlerce uygarlık geçmiş. Değil kazmak. Ayağın takılıp böyle kazara düşsen define bulursun. Niye bu kadar umutsuzsun ya? Bir şansımızı deneyelim mi? Kazalım. Olmaz bu İsmail. Vallahi benim hiç inancım yok bu define mefine işlerine. Ne olacak? Kazacağız, mazacağız. Ondan sonra ipimle kuşağım avcunu yala otur aşağıya. Ustacığım bu işler hep nasip, kısmet. İki tane kazma kürek sallamaktan ne çıkar ya? Sen bu işi doğa ve kültür gezisinin sporu bir arada kombin olmuş bir şekilde düşün. Kombin diyorsun yani. Tamam, gezme dolaşma işi bana uyar. Ben okeyim. O zaman kazma kürek işi de sendeyse ben girerim bu işe. Anlaştık. Ama defineyi bulursak ortağız, okey mi? Aa, bu nasıl soru be ya? Bu nasıl abeste iştikal bir soru? Ben ne zaman sana vermedim ortaklığı, hayır dedim ben. Ortağız tabii, her zaman, her yerde. Haklısın usta, haklısın. Ben ömrümde senin kadar hakkaniyetli, senin kadar cömert bir adam görmedim. Ömrümde görmediysen ölünce görürsün inşallah. O da cennete gidersen. Ver bakalım şu haritayı, ver. Kısmet. Geç içeri, geç. Şunu bir inceleyelim biz, geç. Yavaş yap, yavaş. Bu sefer gerçekten zengin oluyoruz galiba teyzenim. Bak seni nasıl hayal ediyorsan o şekilde yaşatacağım kız. Ne diyorsun ya? Ha? Bu sefer ne yapacaksınız? Cuma Usta'na yepyeni şarkılar vereceksin. Bir önceki albümün iki katı güzellikte bir albüm yapacaksınız. Şöhret mi olacaksınız beraber, nedir? Sen sok lafını sok. Bu seferki öyle uçuk kaçık bir şey değil. Para elimizin altında, daha doğrusu ayağımızın altında. Ya çok merak ettim, bu sefer ne yapacakmışsınız? Söyleyeceğim ama aramızda kalacak, söz mü? Tabii ki. Define çıkaracağız, define. Çok iyi ya, gerçekten çok iyi. Define mi? Ne definesi bu? Ne definesi bu? Define mefine yok öyle bir şey. Ben bilmiyorum define falan. Bu Define Adası diye bir kitap var ya, onunla alakalı konuşuyorduk teyzenle. Var o çocuk kitabı, ne yapacaksınız onu siz? Şimdi teyzene benim eşim oluyor ya, aramızda o kitapla alakalı özel bir durum söz konusu. Yani biz şu an aramızda teyzenle karşılıklı özel konuşuyoruz birebir. Biz özel konuşuyoruz. Evet anneciğim, çok özel. Yani nasıl özel hissediyorum şu an sana anlatamam. İyi, iyi. Ben çok iyi anladım. Siz özel konuşun. Anlıyor da biraz geç anlıyor galiba annen. Doğru konuş benim annemin hakkında. Tamam neyse ya. Şimdi bak sen benim Cuma ustamı suçluyorsun ya, beni kazıklıyor diye. O iş öyle değil işte. Ustam beni defineye ortak etti. İsmail sen ya. Adam kazacak sana araziyi, kendisi konacak definenin üstüne. Sen bunu anlamıyor musun artık? Ayıkıyor musun ya? Ya teyzene git kendine bir uğraş bul, gözünü seveyim. Senin uğraşın olmayınca böyle entrikalarla kafayı kırıyorsun, sonra bize sarıyorsun kızım. Ne sarması be, ne sarması? Git, ben yatıyorum ya. Sen git Cuma Usta'nda pembe hayaller kur bizim geleceğimiz için. Seversin. Ya hayal her türlü kurulur da sen yalnız mı yatacaksın? Yalnız mı yatacaksın kız? Hayır. Hı. Bak. Burada 367 adım yazıyor Roma rakamıyla. Ha, demek ki... Aa, bir de at resmi var. Bu at kafası ne anlama geliyor ki acaba ya? Buldum. At ağızlı Selami'nin kahvesi burası. Kapçık ağızlı İsmail. Roma döneminde acaba Selami mi vardı, kahvesi mi vardı? Selami yoktu ama belki dedesi vardı, olamaz mı? Yok bu oğlum, öyle bir şey değil. Bu başka bir şey. Bu at kafasının anlamı başka. Bunu kime sorsak, kime sorsak, kime? Mahalleyi en iyi kim biliyor? Kim biliyor? Cevdet Bey. Cevdet Bey, ona soralım. Soralım. İyi fikir, güzel, harika. Yalnız İsmail, sakın bu haritanın varlığından falan bahsetmeyeceksin yanında. Sakın fısfıs olacaksın. Böyle biz hal hatır soruyormuş, mabiz ediyormuş gibi yapacağız. Ama haritadan hiç bahsetmeyeceğiz, anlaştık mı? Ayıpsın usta. Ser veririm, sır vermem. Aferin İsmail. Ser verip sır vermeyin. Çok güzel. Tamam. Bu harita yok. Sadece ikimiz biliyoruz. İnşallah uyumuyordur. Yaşı büyükler erken kalkar. Yaşı büyüklermiş, erken kalkarmış. Merhaba yığın. Biz de size geliyorduk be. Hayırdır beyler? Cevdet Bey, siz bu mahallenin eskisisiniz. Biz de bu yüzden size bir şey sormak istedik.
Buyurun. Bizans döneminde buralarda atlarla ilgili ne vardı? Atlarla ilgili mi? Bu Selami'nin kahvesinden yukarıdan buralara kadar hep buralar ordunun ahırlarıymış. Yani imrahor denirmiş buralara. Her taraf böyle ahır. İmrahor denirmiş. Bak oradan gör tabii. Niye sordunuz? Niye ne var ne vardı niye sordun? Ne olsun be ya? Biz de yaşadığımız yerin bir tarihini bilelim değil mi? Tarih çok önemlidir. Yani geçmişten örnek alamazsan geleceğini kurgulayamazsın derler. Tarih çok önemli. Tarih bilinci herkeste olmalı yani. Haklısınız. Çok, çok iyi düşünmüşsünüz çocuklar. Çok güzel. Bravo. Aferin. Tebrik ederim sizi. Bu bilgi için çok teşekkür ederiz. Biz rahatsız ettik sizi. Hadi biz gidelim artık. Kütüphaneye gideceğiz biz. Kütüphanede bu araştırmamıza devam edeceğiz. İsmail'e kitap okumak çok önemlidir. Herkes kitap okusun. Kitap okumak önemli. Hayırlı işler. Kolay gelsin Cevdet Bey. Hadi bakalım. Güle güle. Hay Allah. Şşş. Pıs. Kimseye bir şey çaktırmak yok tamam mı? İsmail. Bak başlangıç noktamız burası. Roma rakamıyla haritada 367 yazıyor. İnsanlık için küçük ama bizim için dev bir adım başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ustam be. Hı. Hazineyi bulunca şefkatin borcunu da öder miyiz? Yazık paraladı kendini gariban. Oğlum sen kendi açını düşüneceğini, şefkatin açını düşünüyorsun be oğlum be. Tamam inşallah hazineyi bulursak ona da bir güzellik yaparız. Yetsin be ustam. Tamam hadi işimize konsantre olalım. Kimseye çaktırma. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç, dört, beş. Ne yapıyorsunuz lan siz? Ha? İki tane manyak ruh hastası. Koreografi mi yapıyoruz oğlum? Biz de ne yapıyoruz biz İsmail? Biz de ne koreografisi? Ne yapacağız biz böyle adım adım hayatımızı planlıyoruz. Çırağımla beraber önümüzdeki iş bir programı planı yapıyoruz. Hayat gayesi işte. Lan Cuma, oğlum sen ne pis bir herifsin lan. Lan şu çocuğun başını da yiyeceğim biliyor musun? Bana bak Selami, ustam bu dünyaya gelmiş en zeki insandır. Onunla çalışmak da benim için onurdur, onur. Herkes işine baksın la. Aferin İsmail, bravo ya. Hey, duydun mu? Ha? Aç kulaklarını dinle, ders olsun bu sana Selami. Tamam. Aferin oğlum, bravo. Tencere kapak olmuşsunuz, cuk. Ben aradan çekiliyorum, çenemi de kapatıyorum. Hadi bakalım, yuvarlanın öyle, yalı yalı, hadi. Girme aramıza, bozma ahengimizi. Ar İsmail. Beş. Altı, yedi. Cuma, ne yapıyorsunuz lan beş, altı, yedi öyle? Cebire mi başladınız? Cebire değil de sana başlayacağım şimdi ben amamcı. Vallahi amamtasından gireceğim, köpüğünden çıkacağım ha. Ustam boş ver, değmez bunlarla konuşmaya. Biz devam edelim, haydi. Altı. Altı insancıydım ben be oğlum. Kaçta kaldın? Ne bileyim ben bu kapçık ağızlar kafamı karıştırdılar benim iyiden be. Başka dönelim sıfırdan. Olur. Sıfır. Sıfır olur mu oğlum? Ha? Sıfırla başlarsan bir tane fazla saymış oluruz be İsmail. Ay hiç kafan çalışmıyor oğlum senin be. Haklısın ustam. Yalnız benden söylemesi bunların bu kem gözleri bizim işimizi kesin bozar he. Kenafir bakışlı kem gözlü şam şeytanları siz ne bakıyorsunuz bakalım diktiniz gözleri diktik bize bakıyorsunuz. Dün öbür tarafa hadi bakalım. Ne sayıyorsunuz onu merak ediyoruz ya. Kaldırım taşlarını sayıyorum. Eğer tek çıkarsa sana çift çıkarsa Selami'ye uçacağım buradan. Hadi yavaş uç da resmini çekeyim lan. Süpermen bizim mahalleye geldi diye hava atarız. Bırak İsmail, Allah'ın seversen mahtap olmuşum narlava ya. Hadi biz işimize bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Birden başlıyoruz. Aynen. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 363, 364, 365, 366, 367. Hazine Marika ablanın evinin altında mıymış? Yok artık. Lan İsmail, oğlum ben de seni akıllı bir insan sanırdım ya. Hiçbir ilişki kuramıyorum bakalım. Ne ilişkisi? Oğlum, Marika Hanım'la Cevdet Bey, Cevdet Bey ile Marika Hanım niye evlendiler? Cevdet Bey aşık oldu Marika ablaya. O yaştaki kadın o yüzden aşık oldu değil mi? Sırf aşktan yani. Ne diye evlendiler o zaman? Hazineciğim oğlum, adam uyandı tabii. Define olduğunu uyanınca Define'yi bulmak için Marika ile evlendi. Çıkar ilişkisi oğlum bu. Tabii ya, doğru diyorsun. Tabii oğlum. Bak,
Başta inanmadıydım bu define hikayesine. Vallahi ama şimdi yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor. Defineciliğin tadını aldı bu adam tabii şimdi. Oradan zengin olunca bizden önce de duyum aldı bu adam. Kesin evinin altında olduğunu biliyordu. Marika ile arasını böyle güzel yaptı, iyi yaptı. Bu kesin altınları bulunca Marika'yı boşar ha. Evliliklerine çok yazık olacak desene. Bize ne veya onların evliliklerinden. Biz kendi işimize konsantre olalım bakalım. Defineyi biz onlardan önce bulacağız. O zaman evliliklerini de kurtarmış oluruz usta. Cevdet Bey hazineyi arar arar bulamaz. Marika ablanın da evlilikleri bozulmamış olur. Acaba soru işareti. Manyak mısın oğlum? Hadi gel bakalım. Biz işimize bakalım. Sakın çaktırma, tesisat için tamire geldik. Hayırdır Süper Mario? Çırağını da alıp gelmişsin. Ne oldu sabah sabah laf sokmacılar falan? Aa, bir şey diyeceğim. Harika abla bizi aradıydı da iki ay önce borular mı tıkanmış diye onu tamire gel dedik biz. İki ay önce çağırdı, şimdi geliyorsunuz. Pes! Ne demek pes? Asıl sana pes be ya. Bizim de biz yani kendi çapımızda çok popüler bir tesisatçıyız. Vaktimiz yok, işimiz var, gücümüz var. Anca sıra geldi size de yani. İyi. Hadi girin. Ama acele edin, hadi çabuk. Tamam. 170, 371... Şu kere maşallah çok güzel yaptım. Parkeler hala duruyor. O kapı değil. Burası üçü tam üç bu. Tam bu burası değil mi? Marika abla burasını söylediydim. Aa orası üç. Tamam orayı o zaman biz tamam bu tarafta tamamen giriş yaparız. O tarafa doğru şeye akarız. Sen şey yapma geç bakalım akıntılara bir bak oradan sen hadi bakalım. Bunlar içeri girerse ben ne diyeceğim? Bunlar içeri girer. Ben anlayacağım ama sen gir. Oraları kırdık bakalım. Hadi başla. Hadi içeri gel. Tamam. Bunun anahtarı rica edebilir miyim? Bakalım. Kapının arkasında anahtar. Siz acele edin. Hadi. Aa! İsmail. Olmamış tamam. Altınlara çok yakınız. Şıkır 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 akacak. Şıkır 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 akacaklar oğlum altınlar. Ben gidip hemen takımı taklavat alacağım. Buraya gelişiyoruz tamam mı? Sen altalı toparla. Hadi hadi. Artık. Hadi. Vallahi böyle olmaz kızım. Kokuma kuşu gibi evde oturuyorsun. Çık biraz dolaş al al. Vallahi bak ben söylemem Niko'ya ha. Hadi görüşürüz. Ben geliyorum takımı taklavatı unutmuşuz. Onları bir hallederim çay yapacağım. Bana oğlum tost bana oğlum üstüne biraz su ver. Çok siyah yaptım şu ayakı görmedim onu. Şeyi batmasın be. Yapma oğlum abi. Şşş Cuma. Ne oluyor be ya? Hop girmek yasak buraya görmüyor musun? Bak şerit var tadilat alanı burası. Çekil şuradan Cuma. Nereye çekiliyorum hop giremezsin bekleme yapma hiç be ya. Baksana tabelaya. Aa ince ince çalıştık burada. Allah hiç... Allah hesap mı vereceğim lan sana kendi evimde? Çekil şuradan. Ne demek hesap mı vereceksin artık burası benim sorumluluğum altında. Ben artık burası benim bir iş yeri. Bak girilmez diyorsam sorumlu benim giremezsin yani. Tamam mı? Yok kaç kere anlattım sana veya benim Türkan Şoray kurallarım vardır bu sektörde haberin olsun diye diyorsam o yani. Olmaz. Başlatma lan kurallarından. Niko bakar mısın bu kardeşim beni azarlıyor. İş yapıyoruz burada veya işe geldim ben azar yemeye mi geldim acaba? Cuma'nın ne işi var burada? Üf tadilat mıymış neymiş bilmem neymiş. Annem tam iki ay önce çağırmış. Yeni kısmet oldu gelmeleri yani. Ne yapayım çalışıyoruz anca kısmet oldu size de yani. Patlak boru seni mi bekler? Ben zaten başkasına yaptırdım. Ne? Sakın düzgün işi bozmayın. Çıkın gidin buradan. Hemen burayı terk edin. Çabuk! Çift dikiş olur. Yani biz de bakmış oluruz. Ayrıca ben kontrol ettim. Damlıyor böyle. Dam damlatıyor. Ne demiş atalarımız? Damlaya damlaya göl olur. Bu evin altı bir göl olursa yemin ederim ev başınıza çöker. Tarihi eser başına iş alırsın. Ha söyleyeyim bundan. Tamam ben bir bakayım. Neresi dam damlatıyor? Hop bir dakika. Girilmez. Kaç kere söyledim ya. Kurallarım var. Anlatsın kuralları sen de. Bu ne be ya? Ayrıca tamirci ayağına gelmiş. Hala laf ediyorsun ya. Sana hiç güvenmiyorum Cuma. Niko çok haklısın. Ben olsam ben de bana güvenmem. Ne demişler babana bile güvenme. Vallahi hiç kimseye güvenmeyeceğim. Ben işimin başına gidiyorum. Yine beni çeneye tuttunuz ha. Diş fırçamı ver şuradan. Hayatım fırça olmuş senin ha. Kapattı kapıyı ne? Neden bunları içeri aldın? Allah Allah. Ya kabak yine benim başıma mı patladı yani? Ver şunu. Al bakalım ver. Patlak kabak. Topraklar ne olacak usta? İçerisi toprak doldu bak. Bunu hesaba katmamıştık he. Kim hesaba katmamıştı? Ben hepsini hesapladım, kitapladım. Hepsi benim planım dahilinde. Hiç merak etme bu çalışıyor bayağı. Bir filmde gördüydüm İsmail. Vallahi adam böyle çıkan toprağa
ceplerine dolduruyor. Sonra da yürürken onları böyle fıt 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 boşaltıyor. Biz de aynını yapacağız be ya. Doldur bakalım ceplerini. Doldur, doldur, doldur. Gel abi. Ne oldu lan? Sen niye sızdırıyorsun bakalım? Cep delik be ustam. Ben bu delikleri hiç kapatamadım ki. Hatta ilk haftalığımla kendime yeni bir tulum alayım diyordum. Ama aylar geçti, o ilk haftalık benim yerime bir türlü geçmez ustam. Oğlum zengin olacağız diyorsun. Sen hala haftalık peşindesin, manyak mısın desem ya. Hemen arabeske bağlıyorsun, ceplerim delik bilmem ne. Cebin delikse çorabına doldur bakalım, çıkar çorabını. Kıyın kıyın, bunları boşaltacağız. Çorabın ağzını açtım, kendi ağzını değil. O kadar almaz, yırtılacak. Yeter, çorap ver, ver. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.